Hint kültürü geniş bir kültür. Bütün dünyada var ama Türkiye'de yok. İlk Hint restoranı açmış oldum. Burası bir aile işletmesi. Murat Bey de bizim aileden biri oldu zaten artık. 15 yıldır bu şekilde devam ediyoruz. Hint mutfak dünyanın en sağlıklı mutfaklardan birisi, baharatlardan dolayı. Chicken tikka masala marine ediliyor. 6-7 saat baharatların içinde. Bu da butter chicken, çok popüler bir yemektir. Ben yemem, etmem diyerek başladım ama şu an gerçekten canım zamansız Hint yemeği çekebiliyor. Hintliler çok enteresan geliyor bana. İstanbul'a gelir gelmez havaalanından iniyorlar, direkt Hint mutfağı arıyorlar. 1-2 şubeyle değil de birkaç tane şubeyi açmak hayalim var benim burada. Ben de şubeler açmak istiyorum. Belki yurt dışında bir şube istiyorum. Umarım bir gün orada olurum. Adım Murat İmran. Doğum yeriniz Kalkutta, Hindistan. Ben Müslüman aileden geliyorum. Bizim bölgede daha ağırlıklı Müslüman oluyor. Bizim kültür sizin kültürden çok farklı değildir. Müslüman olduğu için hemen hemen aynıdır. Tabii ki bazı farklılıkları var. Yaşam tarzı biraz farklıdır. Giyinme şekil. Hindistan'da özellikle bayanlar sari diye bir elbise giyiyor. Uzun oluyor biliyorsunuz. Tabii ki Türkiye'de gömlek pantolon oluyor. Beslenme konusunda Hindistan'da daha doğal şeylerle besleniyor. Özellikle vejetaryen ağırlıklı oluyor. Baharatlar ağırlıklı oluyor. Türkiye'de de o fazla olmadığı için o farklılık gösteriliyor. Benim küçükken böyle bir şey vardı Türkiye ile ilgili. Mesela bizim derslerde bazı resimleri görüyordum küçükken. Atatürk ile ilgili hikayeleri okudum. Bizim o bölgede Atatürk ile ilgili hatta okulları bile var. Atatürk'e isim geçiyor okulda. O okuldan mezun olanlar zaten Türkiye'ye getiriliyor. Türkiye ile ilgili sanki bir bağlantı vardı benimle. Bağ vardı. Hatta bir şekilde benim eline bir 10 liralık bir kağıt geçti küçükken. Türk lirası. Nasıl geçti ben şu anda hatırlamıyorum. O hala bende var. Türkiye gerçekten gidim diye bir şey oldu. Geldim, burada Hint restoranı yoktu. Hint kültürü bayağı geniş bir kültür. Bütün dünyada var ama Türkiye'de yok. Dedik ki neden yok diye biz bunu düşünerek bir program yaptık. Hint restoran yapmaya karar verdik. Bu arada benim tekstil alanında işlerim vardı. İkisi birlikte devam ettik. Burada sonra restoran olarak işletmeye başladık. 1990'dan beri ilk Hint restoranı açmış oldu burada. Uzun sene olduğu için bölgeleri değişti, yer değişti yani. Etileri taşınmıştık, Nişantaşı'ya taşınmıştık. Daha sonra Maçka'ya geldik. Maçka'da aynı yerde yaklaşık 11 sene oradaydık. Daha sonra bina satıldı. Satılınca da biz oradan değişmesi gerekiyor. Bu arada ben bir iş yer arıyorum. Bir arkadaşım vasıtasıyla Tayfun Bey ile tanıştım. Ben Tayfun Erdilek. Benim esas işim tekstildi. 30-35 sene tekstille uğraştıktan sonra dünya mutfağı olarak bir restoran açtım Beşiktaş'ta. Bu dünya mutfağı olarak açtığım restoranım bilmediğim bir sektör olduğu için çok öyle istediğim gibi gitmedi. O dönemlerde bir arkadaşım vasıtasıyla Murat Bey'le tanıştım. Arkadaşım dedi ki böyle bir tanıdığım var. Türkiye'de ilk Hint restoranı açtı. En son Maçka'da orayı da kapatıyor. Memleketine gidecek, Hindistan'a dönecek. Bir tanışın isterseniz dedi. Burada da yeriniz olabilir. Uygun dedi. Bir tanışalım dedim. Geldi Murat Bey. Tanıştık. Aşağı yukarı bir yarım saat, bir saat bir görüşmemiz oldu. Ben içimden gelen bir sesle, bir hisle Murat Bey'le ben bu işi yapacağımı karar verdim. Fakat tabii ben karar verdim ama etrafımda herkes bana karşı çıktı. Başta eşim, çocuklarım, bilmediğim bir mutfak, bilmediğim bir insan. Babama karşı çıkanlardan biriydim ben de. 11 yaşındaydım sanırım. Annemler yiyorlardı, yine alışmışlardı. Ben biraz zor alıştım. Ben yemem, etmem diyerek başladım ama şu an gerçekten canım zamansız Hint yemeği çekebiliyor. Çok sevdiğim yemekler var içinde. Yok dedim, yani ben bu işi yapacağım ve Murat Bey gitti. 3 ay sonra geleceğim diye gitti. Tamam dedim. Bu arada biz dünya mutfağı olarak devam ediyoruz Beşiktaş'ta. 2,5 ay sonra falan beni aradı Murat Bey. Dedi ki nedir kararın? Kesin mi? Geleyim mi? Tamam gelin dedim. Başlayacağız. Geldi. Başladık. İlk etapta biz orayı hem dünya mutfağı hem Hint mutfağı olarak birlikte götürelim dedik. Çünkü bilmiyoruz nasıl olacak, ne bilecek, hiç bildiğimiz bir konu olmadığı için. 2 ay falan öyle devam ettik. Sonra baktık ki yok, hakikaten Hint'e dönmemiz lazım. İkisi bir arada olmuyor. Tamamen Hint'e döndük. 15 yıldır Beşiktaş'taki ana merkezde başladık. Bundan 8 sene önce de Ataşehir'de bir şube açtık. Bu şekilde devam ediyoruz.
Ben de bu arada yaklaşık 43 ülke gezdim. Ondan aslında Türkiye o zaman benim için cennet gibi geldi. Bu kadar ülkenin arasında. Benim bir hobiydi gezmek. Küçüklüğümden beri okul tatilde, üniversite tatillerde hep dışarıya gezerdim ben. Ama Türkiye'ye ilk defa geldim ve böyle sevdim Türkiye'yi. Yani anlatamam. O yüzden yaklaşık 36 senedir Türkiye'deyim şu anda. Burası benim birinci vatandaşım. Ben Türk vatandaşıyım. 36 senedir buradayım ve buranın pasaport kimliğini kullanıyorum. Hatta kendi vatandaşlık şu anda yok diyebilirim yani. Ben vatandaşlığım alırken bakanlıktan bana böyle bir yazı geldi. Ya bizim vatandaşlık almak isterseniz kendi vatandaşlığından çıkmam gerekiyor. O zaman bu şekilde aldım. Vatandaşlık için müracaat ettiğim zaman arkadaşlar ısrarla benim Türkçe bir isim alın diye tutturdu. O zaman da ben yeni yeni Türkçe öğreniyorum. Dizilerde, filmlerde çok fazla Kara Murat geçiyordu. İlk aklıma Murat geldi. Dedim buyurun Murat. Türkçe isim alın diye. Orada bir ilginç bir şey oldu. Hint mutfak çok özel bir mutfaktır. Dünyanın en sağlıklı mutfaklardan birisi diyebilirim. Baharatlardan dolayı. Çünkü Hint mutfakta bütün baharatlar insan sağlığı için çok yararlıdır. Şu anda bildiğiniz gibi alternatif tıpta kullanılıyor bazı baharatlar. Mesela zerdeçal, taze zencefil. Bunlar kanser için ilaç olarak kullanılıyor. Bunun gibi sayısı çok fazla olan baharatları var. Her yemekte mesela 15-20 çeşit baharatları giriyor. Ve bu baharatlar insan sağlığı için çok yararlıdır. Bu baharatlı yemekten dolayı insanı hem uzun yaşamayı sağlıyor, hem genç tutuyor, hem de hastalıklardan koruyor. Hindistan'da ağırlıklı vejetaryen bir mutfak var. Et tabii ki de var ama beyaz etleri daha fazla kullanılıyor. Mesela tavuk et, kuzu et bunlar daha fazla kullanılıyor. Balık. Dana et çok fazla kullanmıyor. Yaklaşık 1,5 milyon nüfusun %30'u Müslüman. Müslüman olan bölgesinde dana et kullanılıyor ama diğer bölgesinde dana et kullanılmıyor. İlk önce başlangıçlardan başlayalım. Burası kima samosa diyoruz biz. Kima var, et kima, bezelye ve baharatlarla yapılıyor. Bu da onion bhaji diye geçiyor. Yani Türkçe açıklaması soğan kızartması ama tabii ki farklı. Nohut unuyla yapılıyor. Zaten biliyorsunuz sağlık için nohutun çok yararlıdır. Burada 3 tane sos var. Biri acı sos, biri nane, yoğurt ve kişnişli yapılan bir sos. Diğeri de biz açar diyoruz. Bunun içinde yeşil sebzeleri var. Yeşil mango var, yeşil elma var, yeşil erik var ve bol baharat var. Sonra da gidelim ana yemeğe. Chicken tikka masala marine ediliyor. 6-7 saat baharatların içinde, barbekü sosun içinde, safran içinde, yoğurt içinde bekletiliyor. Daha sonra ızgara yapılıyor ve sosun içinde pişiyor. Bu da chicken şahi korma. İçinde Hindistan ceviz var, Hindistan ceviz sütü var, kerima var ve badem, fıstık bunlarla yapılıyor. Bu da butter chicken çok popüler bir yemektir. Tereyağlı tavuk, Türkçe açıklaması ama içinde çok şey var. Yaklaşık 15-20 çeşit baharat oluyor. Kaju fıstığı var, susam var. Bu da safranlı pilav. Basmati özel bir pilavdır. İçinde 2 çeşit safran var, kaju var ve kuru üzüm var. Yağsız, tuzsuz, sağlıklı bir pilav. Bu da biz garlic naan diyoruz, sarımsaklı ekmek. Chicken boti, yani bazıları chicken tikka da diyebiliyor. Yine baharatların içinde marine ediliyor. Yaklaşık 6-7 saat, daha sonra ızgara yapılıyor. Bu da tatlı olarak jilebi. Biliyorsunuz Hint mutfağında vazgeçilmez bir jilebi, çok popülerdir. Yine safran var, yoğurt var, yine nohut unu var. Kızartılıyor, daha sonra şerbete batırılıyor. Bu da çok popüler mango lassi diye geçiyor. İçinde taze mangodan yapılıyor. Mango, yoğurt, süt ile yapılıyor. Yine safranları var üzerinde. Sağlıklı bir içecektir. Bizde hazır hiçbir şey yok. O an pişiyor yemeklerimiz. Taze taze yapılıyor. Yani o yüzden bizim mutfakta yemeklerimizde biraz bekleme süremiz uzun. Bazen yoğun olduğu zamanlar 30 dakika, 40 dakika, bazen 1 saat olabiliyor. Bu da bizim en büyük özelliğimiz. Hintliler çok enteresan geliyor bana. Türkiye'ye geliyorlar mesela, İstanbul'a gelir gelmez havaalanından iniyorlar, direkt Hint mutfağı arıyorlar. Hint restoranı arıyorlar. Biz mesela gittiğimizde bir başka ülkeye oranın mutfağını denemek isteriz. Onlarda öyle bir şey yok. Direkt kendi mutfağı, yani o konuda çok katılar. O bana çok enteresan geliyor. Hindistan'da yaşamak için yemek. Bu çok yaygındır. Hindistan'da böyle insanlar var, günde bir yön yer. Böyle insanlar da var, haftada bir yer. Ama bazı insanlar var, yemek için yaşar, her şeyi yer, çok fazla tüketir ve bunun sorun çeker. Az yiyen uzun yaşar. Bizim vücudum bir makine gibi düşünün. Makine ne kadar fazla kullanırsın, o makine daha çabuk bozulur. Biz de bir yemek yediğim zaman bizim iç organları sürekli çalışıyor. Çalıştığı zaman da bizim organları yaşlanıyor. Yaşlanınca da bizi hasta ediyor. Bir de bazı kuralları var yaşamak için.
yemek yerken nasıl yiyecek, su içerken nasıl içecek? Yemek yerken kesinlikle su içmemem gerekiyor. Neden diyeceksiniz? Mesela siz yemek pişiriyorsunuz ocakta. Yemek pişirirken ateşle pişiriyor. Birisi gelip yemek yere pişti, ateşe kestiniz. O yemek pişer mi? Pişmez. O yemek birkaç gün böyle kalırsa ne olur? O bozulur orada. Ayurveda'da zatar agni diye bir şey var. Yani bizim yemek gönderdiğim zaman bizim midede bir ateş yanıyor o yemekleri pişirmek için. Biz de bu arada su gönderdiğim zaman o ateş sönüyor ve o yemek hazım olmuyor. Birkaç gün orada kalıyor, bozuluyor ve bizi bir sürü hastalıkları meydana getiriyor. O yüzden yemekten 45 dakika önce su içeceksiniz. Yemekten sonra 45 dakika sonra su içeceksiniz. Su içerken de kesinlikle su dikmeyeceksiniz. Yudum yudum alıp ağzında gezdirerek içeceksiniz. Nüfus çok büyük olunca, kalabalık olunca insanların inanış da farklı farklı oluyor. Mesela bir bölgenin insanı Allah'a inanıyor, bir bölgenin insanı mesela bir hikaye inanıyor, bir hayvana inanıyor. Yani kutsal olarak bir şey yapıyor. Bana göre saygı gösteriyor. İnanmak değil de saygı gösteriyor. Herkes biliyor ki sonunda Tanrı bir tane. Ama onların bazı şeyleri var, kültürler de var. Onları kendi yapıyor, topraktan bir şey yapıyor. İnsan şekil veriliyor ve onları tapıyor. Onun da Allah bir olduğu biliyor, binlerce inanış var. 1,5 milyar nüfus düşünebiliyor musunuz? Yani yüzlerce dil var. 240 tane dil var. Din sayarsam daha fazla olur. Yani herkes farklı şeylere inanıyor. Bazıları suya tapan bile var. Ateşe tapan var. Bazı hayvanlara tapan var. Güneşe tapan var. Herkes kendine göre saygı gösteriyor. Yani siz bir şey inanıyorsun, ben bir şey inanıyorum ama ikisi de saygı gösteriyor. Hinduların tapınağı var. Müslümanların camii var. İkisi aynı yerde olabiliyor. Sosyal medyada görmüş olduğu Hindistan'da sokak yemeğinin görüntüleri. Aslında o görüntüler insanların komik olsun diye, ilginç olsun diye, beğeni alsın diye, daha like alsın diye bunları yapılıyor ama gerçek değildir onlar. Yani mantıklı değil zaten sizin görmüş olduğu şeyler. Ama gerçek şudur, siz dışarıdan bir insan oraya gittiğiniz zaman tabii ki sağlıklı bir beslenmek istiyorsunuz. Tertemiz bir şey istersiniz. O zaman da size tavsiye şu olacak, bir restorana gidip yemek yemek sizin için daha mantıklı olur. Ama o bölgedeki insanlar alışmış olduğu için onlara bir sorun olmaz. Türk mutfak zengin bir mutfaktır, güzeldir ama benim hoşuma giden şey zeytinyağlı yemekleri ben severim. Zaman zaman fırsat buldukça onları yemeye çalışıyorum. Zeytinyağlı her şeyi yerim. Yeşil fasulye, enginar, pırasa bunları hepsini severim. Hint mutfağı ile Türk mutfağı arasında farklı ne var? Aslında eskiden Osmanlı mutfak ile aynı birebir. Benim şu anda Hint mutfakta kullanmış olduğu baharatları Osmanlı mutfakta hepsini kullanırdı. Sağlıklı mutfak olduğu için. Şu anda da var belge sizin macun diye bir şey yapmıştır. Yapılıyor bildiğim kadarıyla. O macunun içindeki baharatlar hepsi Hint baharatları. Taze zencefil, kakula ama diğer yemekler bizim baharatları kullanmadığı için tabii ki farklılık var. Burası bir aile işletmesi. Murat Bey de bizim aileden biri oldu zaten artık. Ben 63 yaşındayım. Bu saatten sonra biraz yarı emeklilik yaşamak istiyorum. O yüzden de aşağı yukarı 6 aydır işletmeyi kızıma bıraktım. O devam ediyor. Ben de tabii elim üzerinden çekmiyorum. Haftada 2 gün, 3 gün restorana gidiyorum. Onlara katkı sağlıyorum. Pandemiden sonra ekonomik sorunları çıktı. Paranın değer kayboldu. Türkiye'de bir sürü sorunları yaşanıyor. Yoksa benim böyle bir iki şubeyle değil de birkaç tane şubeyi açmak hayalim vardı benim burada. Ekonomi yüzünden çok umutsuz olmak istemiyorum aslında. Ben de şubeler açmak istiyorum. Belki yurt dışında bir şube istiyorum. Çünkü görüyorum Avrupa'da çok güzel Hint restoranları var ve çok merak ediyor insanlar yine. Umarım bir gün orada olur.